KRT'den herkese merhaba. Bugün 7 Temmuz Cumartesi, saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Hafta sonu haberle karşınızdayız. Gündemden öne çıkan başlıklara bakacağız, ardından detaylarla buradayız. Meclis bugün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. 27. dönem parlamentosunda milletvekilleri ant içiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlanacağını, ilk kabine toplantısının Cuma günü yapılacağını söyledi. Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası şimdi KRT hafta sonu haberde. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, milletimizin sandıkta yaptığı bu hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz dedi. Erdoğan, pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yayınlanacağını, ilk kabine toplantısının Cuma günü yapılacağını söyledi. 181.500 kişiyle ilgili pasaport tahtidinin birkaç güne kaldıracağını duyuran Erdoğan, kabinede meclisten de isimler olabileceğini söyledi. Kısımda konuştu. Erdoğan ilk olarak pazartesi günü gerçekleşecek törenle ilgili son detayları paylaştı. Akşamı ise kabineye açıklayacağını söyledi. AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ın konuşmasının hemen öncesinde ise Başbakan Binali Yıldırım helallik istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem açılış oturumu ve yemin töreni öncesinde Meclis Başkanı İsmail Kahraman görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi geçici başkanı İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a teslim etti. Bugün Meclis Başkanlığında da devir teslim töreni vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Başkanlığı makamında en yaşlı üye sıfatıyla İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz'a görevi teslim etti. 26. dönemde meclis başkanı olarak bulunmuş olmaktan iftihar ediyorum. Bu dönem çok kritik bir dönem oldu ve bu dönem siyasi tarihte mümtaz ve ayrı bir yer taşıyacak. Zira bir darbeyle karşılaştık. Hain bir darbe teşebbüsüyle karşılaştık. Ama bütün bir millet olarak ve milletin de temsilcisi bir hükümet beyesi olarak ayaktaydık, ayağa kalktık ve direndik. Aynı zamanda da 26. dönemde anayasa değişikliği oldu. Bu anayasa değişikliği köklü bir değişikliktir. Yılmaz, meclisin en yaşlı üyesi Deniz Baykal'ın sağlık sorunları nedeniyle en yaşlı ikinci üye sıfatıyla görevi devraldı. Sayın Deniz Baykal'dan devralmıştır. 26. dönemin başında şimdi de bu mührü zatenize tevdi ediyorum. Başkanlığınız geçici başkanlık da olsa başkanlığınız meclisin bütün temsili yetkisi sizde. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle sizi takdim edeyim. Evet. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben de söylediklerinize aynen katılıyorum. Siyasi partiler demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Sandık önemlidir. Sonuç itibariyle iktidarlar sandıkta el değiştirirler. Fakat sandık demokrasinin tamamı değildir. Sandığın ötesinde de demokrasi vardır. Dolayısıyla biz şu anda yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sisteme giriyoruz. Bu yeni hükümet sistemi yeni anayasamızın 104. maddesinde düzenlenmiştir. Fakat yine de bu ne hangi açıdan perspektiften bakarsak bakalım 104. maddede gördüğümüz şey millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı yasaların ve anayasanın ve yaptığı yasaların üzerinde son sözü söyleyecek olan bir düzenleme yoktur. Son sözü yasalar ve anayasa söyler diye düşünüyorum ve dolayısıyla bu mührü de bunun temsilcisi olarak alıyorum. Yılmaz, meclisin yeni başkanı belirlenene kadar geçici olarak meclis başkanlığı görevini sürdürecek. Ve geçelim meclisteki ant içme törenine. Mecliste yeni dönem başladı. 27. dönem parlamentosu milletvekillerinin ant içme töreni için bir araya geldi. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi geçici başkanı ve İyi Parti Ankara milletvekili Durmuş Yılmaz ant içti. 27. dönem parlamentosu milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14'te toplandı. İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak meclise başkanlık ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yemin töreninin yapılacağı Meclis Genel Kurulu'ndaki yerini aldı. Milletvekillerinin yemini öncesi Meclis Geçici Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz bir konuşma yaptı. Ülkemizin ve insanımızın geleceği için birlik ve dayanışma ruhunun burada kendini göstermesi gerektiği kanısındayım. Bu kutsal hedefe ulaşabilmek için fitneden, tefrikadan, ayrımcılıktan, bölücülükten uzak durulmalı, yurttaşlık hukuku ve birlikte mutlu yaşama bilinci öne çıkarılmalıdır. Aksi halde yakın komşularımızın başına gelen elim olaylar bizleri tehdit eden ortak kaderlerimiz haline gelecektir. Bundan bütünüyle bu ülkede yaşayan ve Türk milletini umut olarak gören herkes zarar görecektir. Tarihimiz ve coğrafyamız bunun için çeşitli örnekleriyle doludur. Bizler başta 15 Temmuz 2016 hain baş kalkışması olmak üzere bütün bu olup bitenlerden ibret almak ve dersler çıkarmak durumundayız. Ekonomik sorunlarımızı kurallara uygulayarak belki çözebiliriz. Ama fitnenin ve ahlaksızlığın bedelini Allah korusun çok ağır öderiz. Nitekim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy yaklaşık 100 yıl kadar önce bu acıları bizzat yaşayan birisi olarak şöyle demiştir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top söndüremez. Yakın geçmişte yaşadığımız somut olaylar dolayısıyla 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında oluşan bu yüce meclis tablosunun geçmişten ibret ve dersler alarak ülkemize barış ve güven ortamının tesis için gerekli bütün adımları atacağını ve çalışmaları yapacağını umuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanlık Divanı'nda ise AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Akadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, CHP Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ve HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ görev yapıyor. Milletvekillerinin yemini sürüyor. AK Parti'de meclis başkan adayı da belli oldu. AK Parti meclis başkanı adaylığı için Başbakan Binali Yıldırım'ın ismini belirledi. Sayın Başbakan, merhaba efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Meclis başkanlığı için... AK Parti'nin meclis başkanlığı için adayı belli oldu. Parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım, AK Parti'nin yeni dönemde meclis başkanlığı için aday gösterdiği isim olarak belirlendi. Bugün itibariyle 27. dönem çalışmalarına başladı. Bugün milletvekilleri yeminlerini gerçekleştiriyorlar. Çalışmaya başlarken meclisin yapması gereken ilk iş meclis başkanının seçimi. Bu çerçevede İzmir milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım Bey kendisine müracaatta mevcut. Aynı zamanda benim imzamla Sayın Mehmet Muş'un imzasıyla Sayın Bülent Turan'ın, Sayın Özlem Zengin'in, Sayın Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun ve diğer arkadaşların imzalarıyla birlikte müracaatımızı Meclis'in Genel Sekreterliğine gerçekleştirdik. Böylelikle süreç başlamış oldu. Ayın 12'si itibariyle meclis kendi iş tüzüğü çerçevesinde meclis başkanlığı seçimini gerçekleştirecek. Müracaat böylelikle tamamlanmış oldu. Biliyorsunuz meclis başkanlığı seçimi bireysel müracaat ve milletvekillerinin kişisel olarak kararları çerçevesinde şekilleniyor. Partiler karar alamıyorlar. O yüzden diğer partilerle görüşme ve onlardan destek talep etme şeklinde bir durum mevcut yasaya göre de uygun olmayacak, şık olmayacak, zarif olmayacak. Zaten sayın milletvekilleri müracaat edenleri göreceklerdir ve o çerçevede oylarını kullanacaklardır. Turların bir günde bitirilmesi anlamı? Yani muhtemelen aynı gün içerisinde bitirebiliriz. Çünkü turların çok uzun sürmesini beklemiyoruz. Malum ilk iki tur nitelikli çoğunluk gerekiyor. Üçüncü turda salt çoğunluk gerekiyor. Bizim kanaatimiz ve beklentimiz üçüncü turda bu işin neticelenmesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için adaylık başvuruları bugün başlayacak. 11 Temmuz Çarşamba günü saat 24'te sona erecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Seçimlerde birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu,
Üçüncü turda ise sal çoğunluk aranacak. AK Parti'de kritik isimler de belli oldu. Ankara Milletvekili Naci Bostancı, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı seçildi. Mustafa Şentop ise Meclis Başkan Vekili olacağı öğrenildi. Değerli arkadaşlar, haftalık ilk grup toplantısının AK Parti'de yeni dönemde görev alacak grup başkanı, meclis başkan vekili ve grup başkan vekilleri belli oldu. AK Parti Meclis Grup Başkanlığı'na AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı seçildi. Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, meclis başkan vekili olacak. AK Parti Grup Başkan Vekilliklerine Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan seçildi. Mehmet Muş ve Bülent Turan yerini koruyan iki isim oldu. Cumhurbaşkanı seçimi kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun hükmünde kararname resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK ile Cumhurbaşkanı, yardımcıları, bakanların ant içmesinin ayrıntıları belirlendi. Cumhurbaşkanı seçimi kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 699 sayılı kanun hükmünde kararname resmi gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20. maddesinin seçilen Cumhurbaşkanı adına Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak düzenlenmesine ilişkin ikinci fıkrasına bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanı'na verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulur ifadesi eklendi. Kanunda yer alan and içme törenine ilişkin 21. madde ise seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde and içme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçiminin ardından meclisin toplandığı ilk günü takip eden 3 gün içinde gerçekleştirilir. Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde and içme töreni seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden 3 gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır. Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atanmalarını takip eden gün and içerler şeklinde düzenlendi. Yayım tarihinde yürürlüğe giren KYK'nın hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütecek. Ana muhalefette delege hesapları başladı. Parti içi muhalefet olağanüstü kurultay için resmen harekete geçmeye hazırlanıyor. Muharrem İnce kanadının önümüzdeki hafta noter huzurunda imza toplama işlemlerine başlayacağı öğrenilirken genel merkez yönetimi de imza vermeye hazırlanan delegeleri ikna için yoğun bir çaba sarf ediyor. CHP'de genel başkanlık yarışı başlıyor. Genel merkeze karşı kazan kaldıran Muharrem İnce, olağanüstü kurultay için imza toplayın talimatı vermeye hazırlanıyor. Bir süredir delegelerden kurultay talebine destek vereceklerine dair taahhütname alan muhalefet cephesi, İnce'nin Ankara'daki ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Resmi imza toplama sürecinin ise pazartesi günü başlaması bekleniyor. Parti tüzüğüne göre imza sürecinin 15 gün içinde tamamlanması gerekiyor. Yani 9 Temmuz'da ilk imza alınırsa 23 Temmuz'da imza toplama işleminin tamamlanıp genel merkeze iletilmesi gerekiyor. Gerekli imzaların toplanması durumunda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi şart. Peki İnce ve ekibi yeterli imzaya ulaşabilecek mi? CHP'nin 1260 civarında delegesi bulunuyor. Seçimli kurultay için 630 imza gerekiyor. İnce'nin yakın ekibi şu ana kadar 600'e yakın delegenin İnce'ye destek verdiğini, gerekli resmi imzaların da kısa süre içinde toplanacağını iddia ediyor. Delegeleri ikna için yakın temasa geçen genel merkez yönetimi ise İnce kanadının böyle bir imza sayısına ulaşmasını imkansız olarak nitelendiriyor. Yerel seçimlere ilişkin beklentiler de delegeler açısından önemli bir belirleyici etken olarak ifade ediliyor. Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları büyük geri dönüş yürüyüşü gösterilerinin 15. cumasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 396 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri büyük geri dönüş yürüyüşü gösterilerinde bugün İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 396 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kudra, Filistinlilerin kuşatmayı kırmak adını verdikleri 15. Cuma'da hayatını kaybeden kişinin kimliğini ise Muhammed Jaman Aliyan Abu Halime olarak açıkladı. Samim İsrani isimli Filistinli aktivisti, İsrail askerlerinin Gazze sınırına sık sık gaz bombaları attığını belirterek, Filistinliler ise İsrail askerlerinin görüş alanını kısıtlamak amacıyla sık sık lastikler yakıp dumanlar oluşturduğunu ifade etti. Filistinlilerin ayrıca uçurtmalar yaptıklarını ve gösterilerde üzerlerine hayatlarını kaybeden insanların fotoğrafları olan balonlar kullandıklarını, öte yandan İsrail askerlerinin bu balonları dahi hedef alıp vurduğunu belirtti. 30 Mart'tan bu yana başlayan gösterilerde bugüne kadar İsrail askeri güçleri tarafından 137 Filistinli öldürüldü, 15 bin kişiden fazlası da yaralandı. Rusya ile muhalifler arasında sağlanan ateşkes sonrası Rus askeri konvoyu Ürdün'le Suriye sınırındaki Nasip sınır kapısına ulaştı. Muhaliflerle Rusya arasında varılan ateşkes mütabakatı sonrası Rus askeri konvoyu Ürdün'le Suriye arasındaki Nasip sınır kapısına ulaştı. Güney Operasyon Odası sözcülerinden Hüseyin Ebuşeyma, bugün yaptığı açıklamada müzakerelerde Rus yetkililerle anlaşmaya varıldığını söylemişti. Ebuşeyma, anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek demişti. Rejim güçleri ve destekçileri ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı. Bölgedeki sivil savunma ekipleri saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti. Dera ve Kuneitra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün 2 ay sonra Dera ve Kuneitra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti. Japonya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 15 kişinin hayatını kaybettiği, en az 45 kişinin kaybolduğu açıklandı. Japonya'da meydana gelen sel faciasında 1.6 milyondan fazla insan evlerinden tahliye edilirken 15 kişinin hayatını kaybetti, en az 45 kişinin de kaybolduğu açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya'nın Honshu Adası'nın batısındaki 4 eyalette özel uyarılar yapılarak tarihi yağmurlarla yükselen nehirler ve güçlü rüzgarlara karşı dikkatli olun çağrısı yaptı. Gördüm. Şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin birçok kentinde trafikte aksamalar yaşandığı aktarıldı. Yetkililer yaklaşık 48 bin polisin, itfaiyecilerin ve öz savunma kuvvetlerinin görevlendirildiğini açıkladı. Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi bu sabah 1.1 milyondan fazla insana sel ve toprak kaymaları nedeniyle evlerini tahliye etmeleri emrini verdi. Marmara bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. Marmara bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre bölgede hava az bulutlu olacak. Trakya'nın kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği öngörülen bölgede sıcaklıkların bölge normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden orta kuvvetli esecek.
Spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih şehrine gitti. Havaalanında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer için 31 Ağustos'a kadar zamanları olduğunu söyledi. Kamp kadrosunda Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal yer almadı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlamıştı. Sarı Kırmızılılar yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Atatürk Havalimanı'ndan İsviçre'nin Zürih şehrine gitti. Teknik direktör Fatih Terim havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada eksikleri olduğunu söyledi. Tam takım değiliz daha. Eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Hayırlı olsun tüm Galatasaraylılara. Bir haftadan fazla bir zamandır burada çalışıyoruz şimdi. Fatih Terim'in 23 kişilik kamp kadrosunda sakatlığı devam eden Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal yer almadı. Kadroda 8 tane genç futbolcu yer alıyor. Dünya Kupası'nda Fas milli takımı forması giydikten sonra turnuvanın ardından burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Belhanda ile Dünya Kupası'nda ülkeleri Uruguay ve Japonya'yı temsil eden Fernando Muslera ile Yuta Nagatomo yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra takımdaki yerlerini alacak. Yurt dışında bulunan Bafétimbi Gomis ise kafileye İsviçre'de katılacak. Trabzonspor'un Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kuska hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Kuska ben buradayım, burada kalacağım dedi. Ayrıca kulübün ekonomik anlamda yaşadığı sorunları futbolcular olarak kendilerinin konuşmasının doğru olmadığına da vurgu yapan deneyimli oyuncu, biz oyuncular olarak ekonomik durumlardan bahsetmesek daha iyi olur dedi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, adı birçok takımla sıkça anılan Emre Akbaba için Emre Akbaba'yı herkesin bildiği gibi büyük takımlar istiyor, kulüpte gitmesinden yana ama şu zamana kadar resmi bir şey yok dedi. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Alanyaspor bugün kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışması yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenmana izinli olan Junior Fernandez dışında tüm futbolcular katıldı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, sezon öncesi pozitif bir ortamda çalıştıklarını, bu pozitif ortamı sezon geneline yaymayı arzuladıklarını söyledi. Mesut Bakkal, adı birçok takımla sıkça anılan Emre Akbaba hakkında da konuştu. Valla yani basından biz de duyduğumuz, yani Emre'yi alan takım kazanır, sadece öyle diyeyim yani. Bir bonservis bedeli belirlenmişti ama bilmiyorum. Çeşitli görüşmeler. Onları ben hiç para işini bilmem. Ben sadece kulüp yaranı hangi sayılısı olur Emre ile iki tarafından. O da değerini bulduğu zaman verilecek, yoksa şu anda inanılmaz derece düzgün, karakterli bir şekilde antrenmanlara devam ediyor. Yani. Transfer çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Antalya Spor forması giyen Emre Güral'ı 2 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı. Spor Toto Süper Lig hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nda devam eden Aytemiz Alanyaspor bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu Yeşili yönetim Antalya Spor'dan Emre Güral'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuştu. Geçen sene Antalya Spor'umuzda, bizim kardeş takımımızda oynamıştı. Orada da gerçekten Antalya Spor'a çok katkı sağladı. İnşallah bundan sonraki süreçte Aytemiz Alanyaspor'a, Alanyaspor'umuza katkı sağlayacak. Tabii geçmişini, kariyerini bildiğimiz bir futbolcu. Umarız Alanyaspor'umuza çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem Emre için hem camiamız için, Alanyaspor'umuz için hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza belasız bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Hem de canı gönülden başarılar diliyoruz. Alanyaspor'a inşallah faydalı bir sezon geçirir. Burada da daha performansının üstüne koyar. Geçen sene Antalya Spor'da yakaladığı çıkışın üstüne daha da çok koyar inşallah. Camiamızda ve Emre'ye hayırlı uğurlu olsun. Allah'a utandırmasın. Aramızda, camiamızda hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ben de. Emre Güral'sa takıma başarılı olmaya geldiğini söyledi. Başta başkanım olmak, burada bizi karşılayan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten hani bu kısa sürede çok güzel ilgilendiler ve buraya gelmemin sebebi de bu ailevi, bu sıcak ortamdı. Hani başkanımla bugün
görüştük, konuştuk. İnşallah her iki tarafların için, her iki taraf için hayırlısı olur. Hani ben burada olmaktan mutluyum. Takım arkadaşlarımla buluşmaktan, onlarla sağ çıkmaktan hani sabırsızlanıyorum. İnşallah en yakın zamanda onlara da katılacağım. Ve her iki tarafında, benim de, hocaların da, oyuncuların da bir ortak değeri var. O da Alanyaspor. Onlar için biz sahaya çıkıyoruz. İnşallah katkı sağlarız. İnşallah bu Alanyaspor'un hak ettiği yere getiririz kulübü. Yani ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ailemle beraber dediğim gibi çok mutluyuz. İnşallah her iki taraflar için hayırlısı olur. Juventus'a yolları ayıran Buffon, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain'le 2 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi Buffon transferini özel bir video ile açıkladı. Parmadan gelmiş geçmiş en pahalı kaleci olarak Juventus'a transfer olan ve buradaki performansıyla efsane haline gelen Buffon, Paris Saint-Germain'le anlaştı. 40 yaşındaki file bekçisi 2 yıllık anlaşmaya vardığı PSG için Paris'e giderek sağlık kontrolünden geçti. Fransız kulübü dev transferi resmi Twitter hesabından bir video paylaşarak duyurdu. Buffon'sa yaptığı açıklamada PSG transferim için çok mutluyum. Kariyerimde ilk kez yurt dışına çıkıyorum. Ancak böyle bir proje bu kararı almam için beni cesaretlendirebilirdi. Tüm tecrübemi kulübümün başarıları için vereceğim ifadelerini kullandı. Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Buffon, Juventus'la 7 İtalya şampiyonluğu kazandı. Yaşlı kadın lakaplı ekibin formasını 17 yıl giyen Buffon, siyah beyazlılarla 656 maça çıktı. Kariyerinde İtalya Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası şampiyonlukları olmak üzere 23 kupa bulunan Buffon, bir türlü istediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ise ulaşamadı. NBA Yaz Ligi'nde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan Boston Celtics ile 3. sırada tamamlayan Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. 76ers'ta forma giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ilk 5'te başladığı maçta harika bir performans sergiledi ve 28 dakikada 40 sayı attı. NBA Yaz Ligi'nde Boston Celtics ile Philadelphia 76ers ilk maçlarında karşı karşıya geldi. Boston Celtics karşılaşmadan 95-89'luk üstünlükle ayrılırken geceye Furkan Korkmaz damga vurdu. Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli basketbolcumuz 28 dakikaya tam 40 sayı sığdırdı. Maç boyunca yüksek isabet oranıyla oynayan Furkan 14-3 sayılık denemesinin 8'inde başarılı oldu. Milli basketbolcumuz ayrıca attığı 40 sayının yanında 6 rebound, 2 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi. Furkan Korkmaz, NBA Yaz Ligi tarihinde bu performansıyla tarihe geçti. Milli basketbolcumuz bir maçta 40 sayı barajına ulaşan 5. oyuncu oldu. Böylece hafta sonu haberi noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.